ki. Şimdi ajansa fıstık gibi kızlar gönderecekler. Ay ağzımdan yel alsın. Almasın. Almasın ağzından yel falan. Özellikle istedim. Fıstık gibi olsun, güzel olsunlar. Sütun gibi bacakları olsun dedim. Gökçe'cim, Gökçe'cim senin içine ne kaçtın bugün? Nereden geliyor bu özgüven? Aşkım, rekabet iyidir. İnsana diri tutarsın hakim oğlum. Ay yok, yok bu rekabet bana iyi gelmedi böyle. Bu iddia bana hiç iyi gelmedi. İçim yanıyor. Ay madem bir test yapıyoruz adam akıllı yapalım, öyle değil mi yani? Sonuç itibariyle hiç kimsenin reddedemediği bir şeye hayır demek önemli. Gerisinin hiçbir kıymeti yok. Bizim beklediğimiz kızlar değiller değil mi? Değillerdir yani. Sonuçta ben iki tane oyuncu istedim. Manken istemedim ki. Gökçe, bak hazır. Yol yakınken vazgeçelim bu işten. Bak en iyisi ne biliyor musun? Kan kaybetmeden teslim bayraklarını çekip savaştan vazgeçmek. Hayır. Buradan dönemeyiz Mine. O kadar girdik şimdi işin içine. Gökçe ya. Merhaba, Gökçe Hanım mı? Belki. Ya evet, Gökçe ben. Mine ben de. Emin'in çok ama çok sevdiği sevgilisi. Öyle mi? Memnun oldum ben de Sude. Didem. Hı hı. Bir şey mi oldu? Yo. Bacaklarında maşallah bak bak bilmiyor da. Yani şey, bacakların eteğe göre biraz uzun gelmiş de. Çok tatlısın. Öyledir, öyledir. Neyse, konuya hakimsiniz öyle değil mi? Hı hı, sevgilinize bir çeşit deneme sürüşü yapmamızı istemişsiniz sanırım. Hiçbir şey sürmeyeceksiniz. Yanlış anlamışsınız. Sadece marşa basıyorlar mı onlar, basmıyorlar mı onu kontrol edeceğiz. Anlamadım. Gökçe'cim ne diyorsun tatlım? İçindeki şoför mü ortaya çıktı? Ne diyorsun? Ne bileyim ben ne dediğimi. Akıl mı koydular? Bir gözüm oraya bakıyor, diğer gözüm diğer taraf. Şey, bunu ufak bir quiz gibi düşünelim. Ama eğer sizin için böyle sorun olursa, vazgeçmek isterseniz falan, bizim için asla sorun olmaz. Hayır hayır, biz başladığımız işi yarım bırakmayız. Sevgilinizin fotoğrafları falan var mı? Yanlış insanları test yapmayalım diye. Var, var tabii ki. Bak, bu sarı saçlı, uzun sarı saçlı olan benim sevgilim. Benim. Bak, görüyor musun? Nasıl bakıyor bana? Deli gibi aşık, görüyor musunuz? Çok seviyor beni. En çok beni seviyor. Her şeyden çok seviyor beni. Gel. Tamam, tamam Mineciğim. Arkadaşlar gayet iyi anladı. Anladınız değil mi? Anladık. Peki neredeler şimdi? İçeride. Şurada oturuyorlar. İki tane yakışıklı. Ama şöyle küçük bir detay var. İçeri gider gitmez, yanlarına oturur oturmaz beni arayacaksınız. Anladınız mı? Ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar, ses tonları nasıl bir vaziyette hepsini bilmek istiyorum. Evet, evet. Yani sizinle... Onların ne konuştuğunu harf harfine duymamız gerekiyor. Emin misiniz? Üzülmenizi istemeyiz de. Yani duyacağınız şeyler pek hiç de hoşunuza gitmeyebilir. Şimdi şöyle, siz çok erken konuşmaya başladınız beni tanımadığınız için, hak veriyorum size. Bir bilenler bilir, ben balon patlatmayı çok severim de, o yüzden birazcık şey yapalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz sizi hemen şimdi arayalım. Aynen. Numara sizin miydi acaba? Kim? Evet benim. Annem mesaj atmış ona bak. Geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam. Haydi o zaman. Sahne sizin arkadaşlar. Buyurun. Wow! Durun acaba şey mi yapsaydık ya? Biraz daha mı dursak burada ya? Sohbet iyiydi, sardı falan. Takılıyorduk burada ne güzel. Yine. Başlıyor. Geçin kızlar, hadi geçin, beklemeyelim lütfen, hadi. Kardeşim korkun ecele, faydası yok, girdik bu işe bir kere. Yaktın boşumuzu. Tamam tamam, yürü gel izleyelim, şurada bir yer bulalım. İmkansız. Kesin ip var. Hadi bu oradan. İhtimal dahi vermiyorum. Kanka olmayabilir. Yani bakayım. Var. Merhaba, bu sandalyeler boş mu? Tabii buyurun, alabilirsiniz.
babasının yanına çat diye oturamaz. Binne binne saçmalama, bir dur şurada. Pardon ama tanışıyor muyuz? Biz de o yüzden geldik zaten. Tanışmak için yani. Ben Didem. Ben de Sude. Siz bir isim kullanmıyor musunuz? Ne gibi? Bilmem. Ahmet, Mehmet ya da Burak gibi. Benim için pek de fark etmez aslında. Ben kısaca yakışıklı diyebilirim. Yakışıklı. Bağ mı? Bağ mı dedin? Bağ mı? Galiba. Çok tatlılar ya. Tatlı dedi. Sütüm bacak, benim Legolas'ıma tatlı dedi. Gökçe duydun mu? Aa, duydum Mine, duydum. Benimkine de yakışıklı dedi. Ama şu an sakin olmamız lazım. Derin derin nefes al. Sakin ol, sakin. Biz de orduya aslında iş için gelmiştik de fırsattan istifade biraz da gezelim dedik. Bize eşlik edersin değil mi? Burada ne meşhurdur, ne yenir siz biliyorsunuzdur. Bizim Tahir Usta'nın pancar çorbası. Pancar çorbası çok iyi oluyor. Siz oraya gidip içebilirsiniz pancar çorbasından, yiyebilirsiniz yani. Çorba. Bizi sen götürürsün değil mi? Yok, yok. Benim yanmaya hiç niyetim yok yani. Yani bizim Tahir abinin pancar çorbaları çok iyi, çok çok sıcak olur ondan yani. Çok güzel. Aa! Mine, görüyor musun nasıl kekeliyor ya? Kızın karşısında deli tutuldu resmen. Kendinle gurur duy Gökçe'cim. Çünkü bunların hepsi tamamen senin başarın. Ben çorba içmeye bayılırım. İnsanın içini sıcacık yapıyor. Birlikte içelim mi? Isınırız. Yok. Ya ben ısınırım. Yani üşümüyorum. Hatta hiç üşümem ben de. Ya, üşüsem ne? Minişimi düşünür. Isınırım ben zaten. Değil mi Osman? Sen de bir şey desene. Tabii. Dedim bile. Legolas'ım, masum, kasmakçam. Çok güzel. Değerleriniz gayet güzel görünüyor Yıldız Hanım. İstediğiniz zaman bebek sahibi olabilirsiniz. Oh, çok şükür. Bah boncuğum, gördün mü? Hiçbir sorun yokmuş. Duydum yenge, duydum. Yani biz şimdi çocuk yapmak istesek olacak. Hiçbir problem olmayacak, öyle mi? Evet. Ya Yıldız, duymuyor musun bu adamı ya? Yani diyor ki, Uzay ceketin üstüne alsa. Yenge, ayıp denen bir şey var. Şöyle anlatayım. İşinizin de değerlerine bakmak lazım tabii ama... Eğer Kuzey Bey'in de herhangi bir sağlık problemi yoksa bebek sahibi olmanız için önünüzde hiçbir engel yok. Yok doktor hanım, yok. Oğlumuz gayet iyi maşallah. Üç tane cin gibi iş görür raporu var. Efendim? Doktor hanım, yengem bir şey demek istedi. Yani Kuzey'in üç tane kızı var. Ha, anladım. Doktor hanım, peki ben bir şey daha soracağım. Şimdi benim acaba ne kadar vaktim var? Yani ben bebek yapmayı ertelemek istesem. Ne? Yıldız, delirdin mi ya? Niye erteliyor? Ya bir dur yenge, dur aha. Yani istiyorum, ben de bebeğimiz olsun istiyorum ama... hani acaba biraz böyle ertelemek istesem? Geleceğe dair bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ama eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız çok da ertelememenizi öneririm. Tamam. İyi günler doktor hanım, teşekkür ederim. Güzel. Yıldız, nereye gidiyorsun? Dur kız, dur. Halen su beklesene. Görüşürüz canım, iyi günler. Anlamıyorum. Neden hala kızları kovmadılar? Neden kaldırmadılar o masadan? Neden? Hiç Legolas'ımın günahını alma. O kızları böyle salmaya çalıştı ama kızlar sakız gibi yapıştı. Sus. Osman, bir şey diyor, duyamıyorum. Kalkalım biz, gidelim değil mi? Hadi bacım. Evet, hadi. Sıkıldınız mı? Yok, şeyden. Biz kız arkadaşlarımızla buluşacağız. Yani sevgililerimizin yanına gidecektik de ondan şey yaptık yani. Değil mi bacana? Ya sevgili, evet. Aa! Sevgilileriniz mi? Sevgilileriniz mi? Ya bizim niye bundan haberimiz yok? Neden bizim bundan haberimiz yok? Nereye gidecekler? Kimle buluşacaklar? Kim bu kızlar? Ya Gökçe, saçmalama. Kızları başından savmak için öyle dedi çocuk. Çok safsın Mine, yemin ediyorum çok safsın ya.
Siz kız arkadaşlarınızı gerçekten çok seviyorsunuz galiba. Tabii. Vallahi şimdi seviyorum desem yalan olur. Yani... ben Meniş'ime deli gibi aşığım ya. Ay! Ben de sana masumiyet bahçeli. Ben de sana. Osman iyi bir şey söylersin inşallah. Vallahi ben de kenafirimin gözlerine bakınca böyle aklımı kaybedecekmiş gibi olayım. Hani bir de bir gülüşü var. Vallahi o bir gülsün ben ömrümü veririm yani. Ömrümden vazgeçerim onu. Hadi bacanak yürü. Biz gidelim de kızların yanına içimiz ısınsın. Doğru. Oturun oturun. Kızlar zaten burada. Kızlar? Hangi? Kızlar gelebilirsiniz. Hangi kızlar? Tekrardan görüşürüz. Gerçekten çok memnun oldum tanıştığımızda. Legolas'ım, canım benim. Ben var ya ben seni çok çok severim. Böceklerden, çiçeklerden, denizlerden, dünyadaki her şeyden çok severim. Siz yaptınız değil mi ya? Hı? Sizin oyununuzdu bu değil mi? İnanamayayım size ya. İnanamayayım. Sen onu bunu bırak da... bana biraz Nilsu Kadıoğlu'ndan bahsetsene. Kim? O kim ya? O kim? Bu sabah ekleme talebini kabul ettiğin kızdan bahsediyorum Osman. Kimi kabul etmişim? Ben tanımıyorum öyle birini. Haberim de yok ya. Tanımıyoruz. Sen tanımadığın kızları böyle hep ekler misin? Hı? Sana ne elin Nilsu'sundan? Ya kızım soyadı Kadıoğlu diye ben onu bizim akrabalardan biri zannettim ya. Değil miymiş? Öyle mi zannettin? Değilmiş akraba. Bendim Osman'ım. Ama sen de maşallah hiç durmadın sazan gibi yapıştın ortaya. Sana inanamayayım Gökçe ya. Gerçekten inanamayayım. Bacanak. Bana trip mi attı? Özür dilemesi gerekirken bana trip mi atıyor Osman? Osman buraya gel. Sen de bana sıcak çikolata ısmarlasana. Vallahi olur yani sıcak çikolata. Şey istiyor o zaman. Osman! Osman dur! Osman sana diyorum. Osman sana diyorum dursana ya. Bir açıklama yapmak yerine bir de çekip gidiyor musun? Neyin açıklaması Gökçe? Beni kandıran sensin. Arkamdan iş çeviren sensin. Senin bir açıklama yapman lazım değil mi? Şaka mısın sen ya? Ha? Şaka mısın? Bir de üstüme çıkıyorsun Osman! Gökçe, kurban olayım yalnız bırak beni tamam mı? Osman! Buna bak. O öyle kolay değil anladın mı? Söylesene. Sosyal medyandaki kızların hangi biriyle gerçekten takipleşiyorsun? Hangi birini gerçekten tanıyorsun? Sen her kızdan gelen teklifi böyle kabul ediyor musun Osman? Niye sorayım? Çok merak ediyorsan kur bir kumpas öğren. Yok, kumpas değildi. Hiç zahmet etme. Ben anlayacağımı anladım. Meğersem zerre kadar güvenmiyormuşsun bana. İnsanlığımdan da adamlığımdan da şüphe ediyormuşsun meğersem. Ben sadece... Sadece ne? Sadece aşkıma inanmadın değil mi? Sadece seni nasıl sevdiğime inanmadın. Sadece insan gibi karşını alıp konuşmak varken... arkamdan iş çevirdin öyle değil mi? Hayır Osman olur mu öyle şey? Tamam. Kurban olayım çıkma beni tamam mı?